Neydi senin o meşhur laf ya? Bir dakika. Hava bugün ne kadar güzel ya. Ne oldu lan? Kendi evinde Samsun Spor'u yenemedin mi lan? Sen gerçek bir sığırsın teyzemin evladı. Fark atman gereken maçta kendi evinde berabere kalıyorsun. Ben ise berabere kalmam gereken maçta deplasmanda fark atıyorum. Niye ulan niye? Vallahi billahi inanamıyorum ya. Yemin ediyorum şoktayım şu anda ya. Kendi evinde Samsun Spor'a nasıl puan kaybederim lan? Ya benim aklımın ucundan geçmezdi kendi evimde Samsun. Ama ah benim salak kafam. Senin biliyor olman lazımdı. Hakem en ufak bir fırsat bulduğunda yalandan bir faul verecek. O top gelecek, gol olacak. Senin bunu biliyor olman lazımdı. Senin Trabzonspor'un Galatasaray'a maç hediye edeceğini biliyor olman lazımdı. Ah benim salak kafam. İftira atma lan. Ben kimseye maç falan hediye etmedim. Kaç tane adamım eksikti görmedin mi? Kadromu görmedin mi? Hiçbir oyuncum yoktu. Ulan bir tane Fred'in sakatlandı diye haftalardır burada ağladım. Fred olsaydı şöyle koyardım, böyle koyardım. Benim az kadromdan 7 oyuncum eksikti. Diyor ki maç hediye ettim Galatasaray'a. Ulan bundaki beyni kuşa taksan ters uçar lan. Benle de taşak geçseniz ala. Fendik 4-0 koydu bana. Benle de taşak geçin hadi. Hadi sinirlendirin beni lütfen. Dalga geçin benimle ya. Kimse dalga geçmeyince daha da sinir oluyor insan. Fendik bana 4 attı. Fendik bana 4 attı dalı. Fendik arkamı dörtledi. Çok güzel. Fendik bana pandik attı. Hadi sinirlendirin beni. Sinirlendirin lan. Kimse dalga geçmiyor artık. Artık o kadar sıradanlaştı ki malum olmam. Kimse dalga bile geçmiyor. Kazanınca dalga geçiyor millet. Dalga geçsenize hadi bakın. Bu sigaradan niye duman gelmiyor lan? Ne güzel ya, ne güzel adam kendi evinde 5 tane gol yiyor ya. Nasıl güzel bir şey bu ya. Bir tane de sayılmayan gol var, onu da saysaydınız oğlum. Evet, plakayı oluştursaydınız. 2 tane direkten dönen topu var. Adam utanmasa 10 tane gol yiyecekti. Beni liderlikten edecekti averajla ya. Çok güzel ya. Gerçekten de ben de adama gaz veriyorum burada. Hani sen aslansın, sen Galatasaray'ı yenersin falan filan. Çok güzel tezgah kurmuşsunuz lan. Şimdi öncelikle İstanbul'daki barajların doluluk oranı %61'in üzerine çıkmış. Sana çok teşekkür ediyorum teyzemin evladı. Zira gözyaşlarının bunda çok katkısı oldu. Ayrıca sen önüne gelene 5 atınca, 6 atınca, 7 atınca kimse sana maç hediye etmiyor. Ben bir kere 5 atınca Trabzonspor bana maç hediye ediyor, öyle mi? E sen de kendi evinde adama yenildin. Sen adama maç mı hediye ettin? Mal mısın oğlum sen? Dün psikoloğa gittim. Seans yaptık. Psikolog bana diyor ki alkol kullanıyor musun diyor. Hayır dedim, başla dedi amına koyayım lan. Psikolog diyor ki başka türlü unutamazsın diyor bu dertleri. Hocam diyorum ben niye bu hale geldim diyorum. Sana büyü yapmışlar oğlum diyor. Sana büyü yapmışlar diye psikolog mu olur lan? Kendini sev diyor bana, kendini sev. Sen değerlisin diyor bana. Bana sen değerlisin diyor, kendini sev diyor. Pendik bana 4 tane koymuş. Terazi lastik jimnastik olmuşum, kendini sev diyor bana. Ulan evlat olsam sevilmem lan ben. Evren'e diyor güzel mesajlar gönder. Güzel. Evren galibiyet transfer, Evren transfer. Herhalde benim gönderdiğim, Evren'e gönderdiğim mesajlar Kenan Evren'e gidiyor. Darbe üstüne darbe yiyorum amına koyayım. Benim de iyi bir psikoloğa ihtiyacım var be akrabam. Kendi evimde 5 yedim oğlum ya. Nasıl zoruma gitti biliyor musun? Tamam Fener'in şampiyon olmasını istemiyorum da ben kimseye maç falan hediye etmedim oğlum. Kadromu görmedin mi ya? Çok kötüyüm lan. Şu anda beni yenmeyeni döverler lan. O kadar kötüyüm ya. Bakasetas da gitti. Daralıyorum teyzemin evladı. Bunalıyorum. Daha da beter olursun inşallah. Senin işin gücün beni şampiyonluktan etmek. Başka bir olayın yok senin. Kuruluş amacın bu. Ulan o değil de resmen dejavu yaşıyorum lan. Yine Başakşehir'le ölüm kalım maçına çıkacağım. Arkadaş her seferinde dönüp dolaşıp aynı şeyleri nasıl yaşıyorum ben ya? Nasıl bir şeyin içerisindeyim? Neyse sakin sakin. İş kazası. İş kazası. Samsun maçı iş kazası diyelim. Hala liderim. Hala liderim. Şampiyon olacağım. Yola devam. Aslanın ağzına bir kere kan değdi kardeş. Ben bu şampiyonluğun peşini bırakmam artık. Biz bu işin ihracatını, ithalatını, yeri geliyor imalatını yapıyoruz. Psikolojik üstünlük Galatasaray'a, psikolojik küskünlük Fenerbahçe'ye geçmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Psikolojik manyaklık da Beşiktaş'a geçmiştir. Pendik'in hocasını duydunuz mu maçtan sonra? Diyor ki ya kazanacağımızı düşünüyorduk da diyor. 1-0 2-1 kazanırız diye düşünüyorduk. 4-0 bizi de şaşırttı diyor. Adam şaşırmış. Ben hiç şaşırmadım amına koyayım. 4-0 gayet normal bir sonuç. Ben zaten herkes bana 3-4 atıyor. Çok güzel. Ben 1-0 yenilince kazanmış sayıyorum kendimi.
Lan Pendins tadını gördünüz mü? 4 tane atan bana Pendins tadını gördünüz mü? Küçücük. Normalde millet tribünden 5-5 diye bağırır. Ben tribünden yanındaki evlerin balkonundan 5-5 diye bağırıyorlardı. Daha kötü ne olabilir ki demeye korkuyorum artık la.